Selam, Yeme İlke ile Gezi Gündemi'ne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Milano. Bugün ne yaptık? Tatlışlar, Milano'ya gittim. Neden Milano'ya gittim derken böyle konuşuyorum derseniz, çünkü Milano'daydım geçen hafta gibi bir saçmalık var, evet. Peki neden Milano'daydım geçen hafta gibi bir saçmalık vardı derseniz, bütün tekstil sektörü ve bütün kumaşçılar, bahsettiğim kumaşlar bu iyi markaların kumaşçılarından bahsediyorum, kumaşlarını Milano'dan alıyorlar. Ve o yüzden ağzımıza takılan bu cümle doğal olarak bu lehçeyle geliyor. Tatlım, geçen hafta Milano'daydım. Evet, Milano peki aslında nasıl bir yer? Arkadaşlar, görüyoruz Milano haritası. Size gösteriyorum şu an Milano haritası. Asla lazım değil. Asla Milano haritasına ihtiyacınız yok. Milano'da peki ne yapacağız? Sıçtım şu an bütün Milano'nun ağzına. O kadar mı iğrenç? Diyenleri duyuyor olabilirim. Ya da daha önce Milano'ya gidenlerden de şu tepkiyi alabilirim. Görgüsüz. Hayır. Vizyonluyum tatlım. Evet. Milano'yu neden bu kadar gömdüm adlı çalışmama gelecek olursak, şöyle bir durum var. Milano'da ne yapacağız peki? Neden Milano'yu bu kadar kızdın? Ben Milano'ya bu kadar çok gitmek istiyordum derseniz, ben Milano'ya kızmadım. Adeta Milano'daki Duomo katedraline aşık oldum. Peki neden ben Duomo katedraline bu kadar aşık oldum derseniz, birincisi asla yakınına gitmeden herhangi bir resimden anlayabileceğiniz bir güzellik değil. Ve gerçekten tamamen pür bir şekilde, tamamen habersiz çekilmiş, etkilenmiş Melike suratımı buraya koyuyorum. Peki neden bu kadar güzel konusuna değinmeden önce Milano'da ne yapılır ve Milano'da nerede kalınmalıdır adlı çalışmama hoş geldin. Şimdi Milano'da nerede kalınmalıdır ve Milano'da ne kadar kalınmalıdır ve Milano'da ne yapılmalıdır? Milano'da bir günden fazla kalınmamalıdır. Hatta o bir gün bile kalmasanız olur. Sabah gidin, akşamda nereye gidecekseniz triyonunuza gidin mantığında olan bir yerdir. Yok ben öyle yorulurum gidemem derseniz de, tamam o zaman Milano'da konaklayın ama mutlaka ve mutlaka sadece bir gününüzü ayırmanız kesinlikle yeterli. Peki nerede kalmalıyım? Ben bir gün Milano'da kalacağım derseniz, kesinlikle arkadaşlar paraya kıyın. Duomo Katedrali'nin yakınında çok güzel evler var. Airbnb'ye bakabilirsiniz. Booking'e bakabilirsiniz. Bunların hepsi gayet güzel. Size apart tarzındaki evleri sağlayan iki tane size zaten bakıyorsunuz. Gidiyorsunuz bir gecelik fiyatını anlaşıyorsunuz. Kalıyorsunuz ve yola devam ediyorsunuz. Peki Milano'da ne yapacağım konusuna gelirsek. Milano'ya gittiniz. Neden Duomo Katedrali'ne yakınalım diyor isem, onun da sebebi vakit kaybetmeyin. Ve bütün gününüzü o zaten geçireceğiniz yerler Duomo Katedrali'nin çevresindeki yer. Evet, yüzümüzü Duomo katedraline veriyoruz. Bir arkadan, sonra dönüyoruz. Bir önden, sonra dönüyoruz. Bir yandan, sonra dönüyoruz. Diğer yandan yatıyoruz, zıplıyoruz. Bir tür şekilde fotoğrafımızı çekildikten sonra yüzümüzü Duomo katedraline dönüyoruz. Ve sağ tarafımızdaki muhteşem pizzacıdan mutlaka pizza yiyoruz. Sol tarafımıza döndüğümüz zaman da adeta kapalı Şanzelize olan kapalı çarşımızı görüyoruz. Milano'nun aynı Paris'teki Şanzelize meydanı gibi bir meydanın olduğunu görüyoruz. Orayı geziyorsunuz. Çok güzel ve çok pahalı. Yine Fendi'nin, Chanel'in, Louis Vuitton'un, YSL'nin hepsinin içinde olduğu bir pazar. İçinde aynı zamanda yemek yerleri de mevcut ama oldukça pahalı. Eğer ben illa o yemek yerlerinden birisine yiyeceğim diyorsanız, ikinci katında Burger King var. Tatlım. Ama Burger King'tekiler asla İngilizce bilmiyor. Avrupa ile ilgili en büyük problem bu. Bilseler de bilmemezliğe geliyorlar. Asla İngilizce bilmiyormuş gibi davranıyorlar çünkü tam bir götler. Hepsi gelsin Türkiye, ağzına sıçacağım. Milliyetçilikten mi? Hayır. Neden yaptıklarını bilmiyorum. İngilizce bildiklerine %100 eminim çünkü anlıyorlar, böyle yapıyorlar. I don't know. Salak. Kafası, birkaç tanesinde gerçekten kafa atmak istedim. Geç. Sonra, evet. Peki biz çarşıyı gezdik. Duomo Katedrali'nin içine çıkmayalım mı derseniz, çıkmamak aptallık olur. Çünkü içini inceleme fırsatı edinmek gerçekten çok güzeldi. Bunun için de sağ tarafınızda hemen bir yer var. Bir müze yazısı yazıyor zaten. Müzenin oraya gidiyorsunuz. Bilet alma kısmına gittiğiniz zaman size 16 euroya 3 tane yere de giriş hakkı olan bir bilet veriyorlar. Ve gerçekten de üçü de tam anlamıyla görülmesi gereken yerler. Bunlardan birisi Duomo Katedrali'nin içi. İkincisi Duomo Katedrali'nin terası. Müzenin kendisi. Ben müzenin kendisine girme fırsatı edinemedim. Çünkü müze sadece çarşamba günleri kapalı ve ben çarşamba gününe denk getirmeyi başardım. Teşekkürler. Ama yine de bunu bilmeden üçünü aldım. Böyle bir aptallık da yaptım. Param boşa gitti. Zenginlik böyle bir şey, anlatabiliyor muyum? Nasıl iğrenç bir insanım ben ya. Evet. Gittiğiniz zaman eğer ki Milano'da üçünü de gezebileceğiniz bir vakitten bahsediyorsak, sabahtan akşama kadar zaten üçünü de gezmeniz için yeterli bir zaman. Eğer böyle bir zamandan bahsediyorsak, bu üçlü bilet 16 euro gerçekten çok güzel ve pratik bir şey. Çünkü sizi asansöre alıp hızlı geçişten yukarıya çıkartıyorlar. Çok da güzel oluyor. Hiçbir şekilde sıra beklemiyorsunuz. Terası
başta çıkarken. Ama içine girerken tek bir sıra var. Ve sırada gayet hızlı akıyor zaten. Çok da dert edeceğiniz bir şey değil. Sadece içeri girerken omuzlarınızı kapatmanızı, bacaklarınıza uzun bir şey giymenizi istiyorlar. Buna dikkat edin. Oraya şortla, cıbıl cıbıl askılı tişörtlerle gitmeyin. Çünkü Doğama Katedrali hala kullanılan bir kilise. Bir kilise olduğu için de hani başınız değil ama omuzlarınız ve bacaklarınızın kapalı olmasını istiyorlar. Saygıdan ötürü. İçinde değil ama terasına çıkarken gördüğüm manzaralar beni inanılmaz etkiledi. Doğama Katedrali'nden inanılmaz etkilendim. Zira içerisindeki her bir heykel ve heykelcik eşi benzeri olmayan unik eserler. Yani bir heykel bir daha tekrarlanıp aynısı da başka bir yere konulmamış. Gördüğünüz her heykel adeta bir muazzamlık göstergesi. Ay tarihi çok seviyorum. Ve Doğama Katedrali'nin yapımı savaşlar, işte yıkımlar, yangınlar, onlar bunlar sebebiyle bir sebepten ötürü 519 senesini almış. İnanabiliyor musunuz? Yani gerçi bazı Türklerin şu tepki verdiğini de duydum. Birazcık da şey oldum. Haklılık payları da var. Hani bir esere bu gözle bakılır mı? Amerikan bunları da var. O da şu. 519 sene de bana verseler ben de yapardım böyle. Dedim ki haklısınız. Yani 519 senede evet biz de yapardık onu. Ama böyle de bakmamak lazım. Güzel olmuş neticede. Bir de Doğama Katedrali'nin bir kapısı var. Girişte hemen önde göreceksiniz. Katedralin kapısı adeta tam yani böyle adeta yani o kadar yani anlatmakta güçlük çektiğim bir kapı. O kadar güzel bir kapı ki kapının içerisinin sağ tarafında İsa'nın doğuşu anlatılırken sol tarafında da İsa'nın ölümü anlatılıyor. Ve bunu küçük küçük oyma yani demire şekil vererek yapmışlar. Çok ya yani çelik mi demir mi artık tam emin değilim. Böyle oyarak yani şekil vererek yapmışlar. Çok etkilendim. Çok beğendim. Gerçekten çok güzeldi. Mutlaka terasına çıkın. Terasında oturabileceğiniz bir yer var en üst katında. Vakit geçirebileceğiniz yer var. Öpüşen romantik çiftleri görüyorsunuz. O yüzden sevgilinize gidiyorsunuz. Öpüşebilirsiniz. Takılabilirsiniz. Ama da çok çok fotoğraf da çekilebilirsiniz. Ben gittiğimde fotoğraf maalesef çekinemedim. Çünkü en üst katta terasta Doğama Kilisesi'nin asıl şu an bütün hırsızların odak noktası olmasına sebep olacak bir adet som altından bir heykeli var. Heykel çok büyük ve uzun. Bunun sebebi de Milano genel olarak sonbahar aylarında çok fazla sisli olduğunda dahi gözükebilsin katedralin neresi olduğu diyeymiş ve gerçekten de sisli zamanlarda bile o katedralin orada olduğunu o som altın şeyle görebiliyorsunuz. Defalarca kez o som altından yapılmış heykel çalınmaya çalışılmış helikopterlerle ama bu zamana kadar başarılı olan olmamış. O yüzden hırsızlar challenge accepted. Nasıl bir video çekiyorum lan ben? Milano'daki bu kilise yapılırken ayrıca o heykellerin her biri orada yapılmamış. Çünkü mümkün değil o heykeli orada oymaları. Yani gerçekten gittiğiniz zaman göreceksiniz. O heykellerin her birisi aşağıda bildiğin yerde yapılıp oraya taşınmış. Ama taşınmasında Milano halkı yetersiz kalıp Venedik'ten ve Fransa'dan mühendisler çağırmışlar. Mühendisler ilk başta fikirleri dinleyip görmeden önce, ilk başta fikirleri dinlediklerinde bunu yapmanın imkansız olduğunu söylemişler. Bunun yapımının imkansız olduğunu söylediklerinde bile kilisenin yarısı aslında bitmiş olmuş yani. Nasıl bir mühendissin sen? Adamlar yapmışlar zaten bir noktada tıkanmışlar. Sen diyorsun ki bunu yapamazsınız aslında. Adamlar yapmış zaten. Çok masumuz. Hiç Türkler çağırmışlar mı? Ha bizim ustaları çağırsalar yaparız abla yaparız derdi. Aa yaparız. Geç. Evet. Milano'da da yapmanız gerekenler gerçekten bu kadar. Bir de katedralin arkasına yürümeniz gereken bir sokak ve bir fışkiye var. Güzel bir fışkiye kendisi. Ona bakıyorsunuz. Etrafına oturuyorsunuz ve başka da hiç Milano'ya vakit ayırıp kendinizi üzmüyorsunuz. Onun yerine Paris'i geziyorsunuz. Başka yerlere gidiyorsunuz. Çok eğleniyorsunuz. Sizi seviyorum.